Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep beraber dinleyelim. Tabii ki de hep söylüyorum uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepimizin maalesef hayat mücadelesi de telaşı da bambaşka birbirimizden bağımsız dertlerimiz elbette ki var. Ama kanayan bir yürek varsa hangimizin derdi daha büyüktür kim bilsin. O yüzden siz kendi derdinizle yüreğinizdeki sıkıntı neyse ona odaklanın ve ona niyetlenin. Kolektifin bütünün hayrına olsun istiyorum. Ve bu sebeple de pozitif enerjimi gönderdim. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle ben gördüklerimi sizlere göstererek arkadaşlar aktarıyor olacağım. Bakalım neler söyler. Güzel bir hafta sonu olsun. Dileklerimiz tez vakitte gerçek olsun inşallah diyorum. Şimdi burası bizim aslında iç dünyamız dediğim. Aslında herkesten gezi tuttuğunuz bir 3 rakamı var her şeyden önce. Bir T ve F harfleri çok baskın. A yani A, F, T harflerinin 3 rakamı etrafında olduğu, çok herkese belli etmediğiniz ama iç dünyanızın, mantığınızın belki de çok karışık olduğu ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Etrafınızda da dedikodunuzu yapan çok insan var bu ara. Herkesin samimiyetine pek de bir güvenmeyin desem olur gerçekten. Çünkü anlattıklarınız ya da söyleyecekleriniz ya doğru adreslere ulaşmıyor. Yani aslında sizi çok öylesine dinliyorlar ya da zaten sizin dert diye anlattıklarınız onların ilgi alanına girmiyor derman olmayacaklardır diyorum arkadaşlar bayağı fincanımızda şöyle bir düştü şimdi şöyle arkadaşlar her şeyden önce bir iki kişiyle karşılıklı bir konuşma yapmışsınız kafanızdaki dertle alakalı biriyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz ve bu bir konuşmada gerçekten çizgilerin çizildiğini görüyorum Hani bunun anlamı şu. Ben e, her şeyden önce derdim dediğim bu o, o konuyla alakalı e, benim artık tutumum net. Siz insanlara hani sizi duymuyorlar dinlemiyorlar dedim ya artık sizi duysalar da duymasalar da net bir tutum çiziyorsunuz. Hani baya baya benim artık tarzımda tavrımda bu der gibisiniz açıkçası. Şimdi benim size söyleyebileceğim şey şu e, bu konuşmalar elbette ki sizin bir an önce sonuç almak istediğiniz konuşmalar ama birisi resmen sizi duymazdan gelen kalkan oluşturmuş yani çok da güvendiğiniz biri var anlaşılan o ki ama tüten bir ocak var mesela ev anlamında. Evliliğinizde mi konuştunuz? Aile bireyleriyle mi anlattınız? Yoksa sizin zaten işiniz dahi eve etkilediği için mi görüyorum bu tüten bacayı anlamadım. Yani herkes için değişkenlik gösterebilir. E, fakat e, bu insanlar zaten bitirmeyecekler. Yani kendinizi kandırmayın. Boşa da umutlanmayın. Daha bu mücadele varmış e, diyor burası. O yüzden de daha sizde zaten bu kararlılıkla artık sonlandırmak istediğiniz bir süreçmiş. Son hani kılıçlar çekildi desem olur şimdi her şeyden önce bak yine aynı üçü gördüm burada e bu iki kişiler yani sen teksin ama bu iki kişi çok sabit fikirliler patronunu anlatamazsın eşrafına duyduramazsın kendini sabit fikirli iki insan var çevrenizde sizin e bu da sizin hayatınızda maalesef şunu söylememi sağlar bende arkadaşlar daha gidecek yolumuz varmış var. Bu hafta, geçen cumartesi, pazartesi günü geçtiğimiz konuştuğunuz bir durum olmuş. Allah'tan, Allah'tan diyorum. Gördüğüm şey şu. Sanırım bana kalsa ikiye bölmüşsünüz bu arada. Dertler bir de değil. Buket Hanım hangisine yanalım? Doğru çok haklı bir görsel var burada. Bu dertler bir değil dedirttirecek. Şimdi şöyle e, bir tanesiyle alakalı özellikle. E, zaten daha önce konuştuğunuz ve o inatçı iki kişinin çok dik durmaya çalıştığını görüyorum. Fakat diğer konu son konuştuğunuz konuyla alakalı ise belden altları kalmamış bir iki kişi olarak çıkıyor. Yani demem o ki ya iki defa konuştunuz aynı konuyu ya da iki ayrı olay ise bunlar size göre. İlk konuştuğunuz konuda insan iki kişinin biraz inatçı ve tutumlarının kaba olduğunu görüyorum. Fakat ikinci konunuzla ilgili de bir iki kişi daha var ki, onların da belden altı çıkmamış bile. Güçlerini kaybetmeye çalışan, yani daha doğrusu gittikçe güçlerinin zayıfladığı iki insan var. Bir haber almışsınız. Bir hakem var ortada. Kendinizce mantığınız ve duygunuzun da arada çakıştığını söyleyebilirim. Çok net bir anahtar mevzusu konuşuyorsunuz. Kendinizce bir kararı artık almış uygulayacaksınız. Şöyle diyebiliriz buna. Hani bitirmek niyetindesiniz ya ve onlar da bitirmemek niyetindeler ya ve iki defa konuşmuşsanız. aynı olaysa ya da iki ayrı olaysa da bitecek bitecek arkadaşlar şöyle bitecek her şeyden önce e, sizin hayatınızda e, kesinlikle ve kesinlikle her şeyden önce e, iki tane banina'nın ardı ardına Geleceği bir aya giriyorsunuz. Yani aslında Mayıs ayı sizin hayatınızda bir şeyi beklediğiniz, bir e, haber beklediğiniz, bir sonuç beklediğiniz bir ay. İnanın mucize diyebilirsiniz belki. Ya da zaten yaptığınız iyiliklerin karşılığının alma zamanı gelmiş diyebilirsiniz. Ama bu... E, İlk iki kişiden emin değilim sadece. Onlar birazcık e, sanıyorum ki davalarını sadece virgülle e, sonlandırıyorlar. Bir inatçı iki kişi var. Yani konularınızdan bir tanesi özellikle iki inatçı insan olduğu için biraz ötelenmiş sadece. Vazgeçilmişlikten ziyade. Fakat ee, özellikle bu hafta dediğim konuşmanızda inanın öyle bir mucize midir artık bilmiyorum elinize bir anahtar almışsınız iki tane balinanın öpüşmesini görüyorum peş peşe alacağınız haber zamanıdır bu beklediğiniz haberin geleceğidir rızkınızın yolda oluşudur yani aslında hakkınızın almak üzere oluşunuzdur bir şekilde ben sizin hayatınızda Mayıs ayının 20'sine kadar çok büyük bir bolluktan geçeceğinizi söyleyebilirim. Şimdi zaten burada yine aynı iki kişiyle geldik. Sanırım bir virgül koymuşlar. Size göre ne ise bu ilk iki kişinin dahil olduğu konu. Haksızlık da diyebiliriz. Yani mahkeme midir? Görsel var çünkü orada arkadaşlar. O görselde de inanın şey var. Mahkeme verilebilir. İmza atılabilir. Yani sizin burada yapacağınız şeyin adı kesinlikle ee, hakkınızı almak yolunda beklediğiniz bir zaman değil. Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı olarak vermiş. Tarihçe olarak baktığımda tarih olarak söyleyebileceğim şey. Haziran ayında bir haber sonrasında atılacak olan imzalarınızın adınıza temizleneceği Beklentilerinizin Haziran'da özellikle son bulacağı. Neyse ki güzel haber ve hem bu hafta bir tanesinden kurtulur, hem de ikinci sıkıntı dediğiniz bir ay sonrasında kurtulursunuz diyebilirim. Bir tane trafik polisi çıkmış resmen kolları açmış böyle. Hani daha fazla karşı tarafın haksızlık yapabilmesi de mümkün değilmiş gibi çıkmış. Anlatabildim mi? Yani mümkün değilmiş gibi çıkmış. O yüzden 3 tane o s harfindeki bir insanla konuşacaksınız arkadaşlar size bir şart konuş, koşul yani aslında şartı size koymuş olabilirsiniz. E, bu insan kesinlikle sizin imza atmanızı sağlayacak, hakkınızı alacağınız bir süreci müjdeleyecek. Peş peşe gelen haberleriniz var. Resmen çizgi çizmişsiniz. Bu tamam, bu tamam, şu tamam der gibi. Kafanıza üç tane dosya diyebilirim. Dosyayı sanki e, tutuyor gibisiniz. Bir tane insan, çok af buyurun lütfen bu tabirim için beni affedin, kapınızda köpek olma diye bir tabiri vardır ya. Bir tane insan sizin ayaklarınızda köpek görselinde çıkmış. Yani bu bayağı ayaklarınıza kapanacağı anlamına gelir. Siz hangi konuda bu inatçı iki kişiyle tekrardan konuşacaksanız artık size gelecek olan bir müjdeli haber sonrasında bu iki tane insandan özellikle birisinin çok büyük bir r yapacağını, çok büyük bir adımla geri geleceğini söylemek mümkün arkadaşlar ben size o kadar söyleyeyim çünkü her şekilde e, diyorsunuz ki e, sen bunu hak ettin. Çok doğru bir tutumunuz var. Üst üste koyduğunuz, e, kafanızda koyduğunuz şeyler olmuş ama e, çok net bir şekilde bir insanın resmen kapınızda köpek gibi görünüşü, evet, haksızlığa uğradığınız noktalarda artık ispatlaması mıdır, e, geri adım atmasından dolayı mıdır bilmiyorum. E, i̇ki kişiymişler, biri kesinlikle geri adım. Atar diyebilirim arkadaşlar size. Şimdi özellikle ben bunu buradan e, devirdim. Çünkü şu kısmet para kısmetiniz sizin. İşle ilgili bir görüşme yaptıysanız da ya da şey görüşme yapmadığınızı varsayarsak dahi. E, burada sizin alacağınız bir kısmet var arkadaşlar. Ve bu kısmeti de ben size şöyle söylemek isterim. Ha baya bir iş anlaşması diyor. Siz ne iş yapmaktasınız tabii ki de bilemem ama neticede burada yüklü bir para almak ciddi bir horoz gibi haber gelmesi kafa karışıklığı ya da zıt düşünülen taraflar arasında iki grubun kesinlikle size gelen bir müjdeyle ha, şöyle bakın şimdi göstereceğim. Burada iki kişi sonunda konuşuyorsunuz birisinin elinde bayrak tutmuş zaten. E, bu bayrak al diyor teslim oldun artık sen bu hakkı alabilirsin yani e, işte ki belki de muhakemeydi o iki kişinin inatçı olan kişiler belki patronlarınızda çalışan müdürünüzdü çalıştığınız arkadaşlarınızdı bilemem ama belli ki bir fikir çatışması ve ayrışma var burada evet baya onara onara döke saça gidilmiş ama neticeye bakıldığında buradaki kısmeti siz her şekilde hak etmiş olacak ve almış olacaksınız aile içi dediğim kısımda e, böyle insanlarınızın Gerçekten şurada bir kolla buraya, bir kolla şuraya resmen e, durdurmaya çalışan e, resmen işte el attım deriz ya. Siz el atıyorsunuz yalnız. Burada e, el attığınız konular var yine. E, dolayısıyla evet yıpratmış mısınız kendinizde evet. Ama böyle patlamış gözler var bakar mısınız burada? İnsanlar sizi takip ediyorlar, sizi görüyorlar eşrafınız, akrabalarınız, aile bağlarınızla alakalı belki de işte kardeşlik, akrabalık, anne baba dediğiniz konularla kesinlikle e, böyle yelpaze gibi olmuş elleriniz zaten e, burada da yine bir şeylere e, dahil yani dahil demeyelim bir şeyleri hallediyorsunuz gibi yine siz el atıyorsunuz gibi ve yine toparlayacaksınız ben size söyleyeyim şimdi aşk hayatı evlilik hayatıyla alakalı bol dedikodulu bir döngüye gireceksiniz yani şu kısım var ya bu kısım boş kısım aslında baktığımda. Çünkü buradaki ikili konuşuyor ve bir mücadeleden geçiyor. Ama şimdi burada bir anahtar mevzusu var. Az önce bahsettiğimiz aile olaylarının belki de evliliğinize yansıyan kısmı vardı. Senin annen, benim annem yapmış mısınızdır bilemem ama neticede bak şu kısmı ben sileceğim şimdi. Çok rahatsız etti. Boş kısım. Boş konuşmalar var. Orada insanlar sadece dedikodunuzu yapacaklar. Nazar dahi değil. Şu parayı siz aldıktan sonra evliliğinizde statü olarak yükselir. İşte hani hayat şartları olarak yükseldikçe e, şuradaki konuşmalar devam edecektir. Ben onları gözüm rahatsız oluyor diye sildim. E, çünkü art niyetliler bunu biliniz. Şu patlak yani patlak gözü uzaylı gibi bir kafa var. Belki de çok yakınınız hatta e, çok yakınınız hatta o dolayısıyla da belki de Orada şey var yani sizin e, gelişmeleri dediğiniz hayatınızın gelişmeleri olabilecek e, noktalarda e, kıskançlık yapabilir, fesatlık yapabilir. Boş konuşmalar oradan geliyor. Dedikodu yani nazar değil dedikodu var orada. Evliliğiniz, 50 yaşında evlenilir mi? 80 yaşında boşanılır mı? 9 kere mi evlenir? 100 kere mi doğrulur? Hani birinciyi yapsan ikinci ne zaman? Ne zaman evleniyorsun? Ne zaman? Hep böyledir arkadaşlar. Hiç kimse siz ne yaparsanız yapın. Aynı anda memnun, tatmin olmayacak. Yani el alem tayfasına göre çok hayatı yaşamak doğru da değil açıkçası. Ben tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Ve fincanınız der ki lütfen millet için hiçbir şey yapmaya değmez. Ee, boş konuşmalar var ikili ilişkisini bozması boş boşuna kariyer hayatında belirsiz dediğin ikilem vardı demiştik iki grup vardı demiştik ama şu para öyle senin ki buranın sonu güneş mi çıkar ay mı çıkar güneş çıkıyor efendim gözünüz aydın iş konusuyla alakalı oldukça belirsiz dediğiniz olayın tamamen güzelliklere evrildiğini biliniz hane içerisinde yine sizin el attığınız insanların yine aralarını bulmaya çalıştığınız Tam da büyücü kartı zaten. Hakkınız daha olan böyle oluyor. Hiç meraklanmayın. Yani çünkü bu kişiler L büyücü eşitlemek, denklemek, gökle yerin şükrünü bilmek, aslında hissiyatını kullanmak ayrıca da Akılınla duygularını eşitleyerek adımları attığın için de Rabbimin koruyor. Koruyucu karttır arkadaşlar. Siz e, olmayan için üzülmeyiniz. Kesinlikle hakkınızda hayırlı olduğu için olmuyordur. Haricinde aman Allah'ım ya bu çok etkileyici arkadaşlar. Şu büyücü kartı tarotun koruyucularından biridir. Ermiş kartı da tarotun koruyucularından biridir. Yani ermiş kartı da korunuyorsun arkadaşım sen. İlahi adalet senin en sende hiç meraklanma. Bir büyük bir olgun tarafından alacağın akıl var. Sanıyorum ki onun sayesinde bunca konuşan boş konuşan benim sildiğim kısımları kafana, kafana takmayacaksın. Yarınlarını düşünerek olgun adımlar at. Akıllı adımlar at. Ya da böylesi olgun bir insandan gelecek bir desteğin var. Zaten sen yine koruyucu bir kartla e, ilahi olanı yaşayacaksın. Ya da hep ben derim ya falımın da sonuna gelmişken. E, arkadaşlar derdinizi bilmiyorum ama her kimle yaşattıysa ilahi adaleti teslim edin. Er geç tecelli edecek. Senin bedduanla olmayacak ona bir şey. Aksine kendisine yaşattıysa ilahi adalet de ona bunu yaşatmadan bu dünyadan göçmeyecek. Bunu unutmayınız arkadaşlar. O yüzden de işte bu da o karttır aslında. Sen akıllı düşün. Her şey yoluna girecek. Ve ne kadar çok neyi istersen iste, sonunda olması gereken şey sadece olması gereken zamanda oluyor. Korunuyorsun bunun için olmaması için. Ay, üzülme ayıflanma. Hayırlısı olduğu için olmuyor aslında. Zamanı hayırlı olduğunda olacak gibi düşünülebilir arkadaşlar. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Her şeyden önce yeni bir aya artık gidiyoruz. Yani son bir ayı daha devirdik resmen birlikte. Daha nicelerini hep beraber inşallah. İyi ki varsınız. Teşekkürün en büyüğü sizlerin. Çünkü sizin sayenizde ben burada kalmaya devam edebiliyorum. Başta sağlık kalanı halloluyor inanır mısınız? O yüzden Rabbim sağlıkla sınamasın. Hastalarımız varsa tez vakitte şifalansın diyorum. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.